Herkese merhabalar, ben Ömer Aktay, yanında Utku Çakır var. Far Cry 5'i oynadık bir kez daha. Hı. Ama bu sefer bayağı geniş geniş oynadık yani. En başından ya. Aldık oyunun hikayesini falan gördük. Ondan sonra bayağı bir aksana girdik, açık dünya aksiyonları vesaire. PS4 Pro'da oynadık bu arada. Hı hı. Nasıl buldun genel olarak? Çok iyi abi. Şunu söyleyeyim, hayatımda gördüğüm en iyi Far Cry açılışı. Hı. Sen dizinizde yanındaydın, ben oynadım. Açılış çok olarak, iyi abi açılış. Açılış olarak bayağı etkileyici. Yani spoiler vermeyeceğiz tabii, merak etmeyin. Vermeyeceğiz, evet. Bu arada ufak bir nüans vereyim. Far Cry 4'te hani şey vardır ya, sürpriz son vardır. Oyunun başında oyunu bitirebilirsiniz. Bunda da öyle bir enteresanlık yapmışlar. Çok ilginç. Çok tatlı olmuş yani. Abi şöyle diyeyim. Ama PS Pro'da oynadık işte. Efsaneydi bence. Yani 2 saat oynadım. Çok bayıldım oynarken. Yani her oynayışımda 2 defa oynuyorum. Tekrar tekrar oynamak istiyorum. Çıksan oynayasım geliyor. 27 Mart'ta çıkıyor zaten. İşte konsollar ve PC için. 1 saatlik bir açılış bölümü oynadık. Açılış bölümü artı işte açılış adası diyeyim, hani böyle küçük ufak bir yer training için. Sonrasında oyun ileri bir save attı beni. Ondan sonra açık dünya, hani git gidebildiğin yere kadar. Oyunun görselliği güzel. Yani artık günümüzde hiçbir oyunun görselliğiyle uf o ne falan kolay kolay demiyoruz. Ama başarılı yani. Far Cry sonuçta Ubisoft büyük firma, AAA oyun. Aksiyonu güzel. Far Cry'in her zaman iyidir zaten, bilmiyorum. Pek beğenmeyenler de var benim gördüğüm kadarıyla. Far Cry'in aksiyonu yani Overwatch'ın ya da Call of Duty'nin akıcılığı Far Cry'larda yok diyenler falan da var, ama ben pek katılmıyorum. Ben beğeniyorum Far Cry'in aksiyonunu. Ki hatta mesela bu oyunda hani simülasyon deyip Arma'ya falan saygısızlık yapmak istemiyorum da hani önceki Far Cry'lardan biraz daha zor bir çalışma mekanikleri var. Hmm. Silahlar çok daha fazla tepiyor. Hani çok kolay ölüyorsun falan. Hani belki konsolda oynadığım bir şey olabilirdir ama yani yine de hissediyorsun o farkı. Konsolda çok ağır bir şey yok. Aim assist yok. Aynen. Soft aim assist var. Yani zoom yaptığın zaman kilitleniyor ama ondan sonra kontrol tamamıyla sende. Hı hı. Şey diyeceğim, çok ilginç. İşte, oyun başında işte anlatmayacağız da hani işte düşünüyorduk ya abi, hani işte koskoca Amerika'da abi işte hikaye var, işte bir tane işte ne tarikat var. Adamlar kasabaya geçirmişler. Niye ordu gelmiyor falan. Oyun böyle 10 dakika falan bunu anlatıyor. Hani neden ordunun gelmediğini böyle kafanın içine sokuyor. Abi merak etme, hikaye bu, ordu neden gelmiyor falan. Ya yine her şeye rağmen abi yani koskoca alan yani bir herhangi bir dağın yamacından yardırıp gidip yardım istersin teknik olarak. Ya oyun olacak o kadar canım, yapma yani. Çalışmalardan bahsedip çok eğlenceli dedim. Şu canımı sıktı, onu en baştan söyleyeyim. Ya canımı sıktı demeyeyim de hani şimdi oyunun ilk duyulduğu zaman hani Trump falan filan olayları vardı ya Amerika'da, işte aşırı sağcıların işte neonaziler falan filan. Oyun bayağı böyle bir ağır bir trailerla gelmişti. E3 2016. Hani böyle lan acaba Ubisoft böyle laf hani Wolfenstein gibi hani Nazilere laf sokmalı, böyle tarikatlara laf sokmalı bir şey mi yapacak diye. Sonraki trailerlar biraz hani yok merak etmeyin bu Far Cry. Hani böyle o tonu biraz düşürmüşlerdi. Yani yabancı kelime kullanacağım, mainstream bir oyun ya Far Cry. Ama Wolfenstein de mainstream'di be abi. O da takır takır girdi ama yani. Ya abi onlar da Nazilere giriyor abi. Nazilere kolaydır. Girmek kolay yani. Trump'a girmek o kadar kolay değil böyle büyük bir yapımda mesela. Trump gibi şeylere işte ne diyeyim, tarikat diyeceğim Trump'a. Öyle değil de yani. Doğru, tarikat. Anladınız işte. Ama şey var. Diyemedim bir şey, neyse. Anladım ben seni demek istedim. Ya zor tabii sonuçta. Politikaya girmek falan böyle ya. Büyük oyunlarda zor. Güncel politikaya. Aslında oyun onu yapmaya çalışıyor mesela. Oynadığımız bir bölümde şey vardı, hatırlıyor musun? Cook diye bir eleman var işte. İnsanları kesip işte kötü bir karakter işte. Hani yiyormuş falan işte ya da yakıyor canlı falan filan. Çocukların önünde ailelerini yakıyor falan. Öyle bir bölüm oynuyorsun abi. 10 dakika arka plan hikayesi falan işte, bu adam niye böyle falan. O bitti abi. Bayağı acıklı bir sonla bitti. Ondan sonra yan göreve girdim. İşte şey time trial şey yarış. Sen yok nasıl orada. Yarış yapıyorum abi, işte checkpointlerden geçiyorum. Amerikan bayrakları falan çıkıyor böyle. Konfetiler çıkıyor böyle mavi kırmızı. Hani o ton değişikliği böyle bir hani çok sert oldu orada. O da hani artık o klasik da, ya, Ubisoft değil mi? Ubisoft demeyelim, her oyunda var abi. Bir yandan böyle ağır bir şey vermeye çalışırken bir yandan enerjiyi yüksek tutmaya falan çalışmak çok böyle büyük oyunda var yani. Şey komikti ya bu arada, ilk oyun başlarında kuleye tırmanıyorsunuz. Telsizden bir abi sizle konuş. Evet, ne düşündüğünü biliyorum ama merak etme. Bütün ülkeyi gezip sana kule tırmandırtmayacağım diyor. Orada alıştığımız için. Abi o kadar eleştirilerden bıkmış ki adamlar, yapmayacağız tamam Allah kahretsin diyorlar yani. Abi ilk kurumda bile vardı kule olayı ya. Arabayla kule açıyordun abi. Bir şey olur mu?
Onun için mesela bence en iyi Far Cry oyunu Far Cry 2'dir her zaman da hani 4'ü de çok severim ben. Bu oyun 4'ün işte hani oynanış açısından, oyun mekanikleri açısından gelişmiş versiyon gibi olmuş. Neler gelişmiş peki ya? Ben 4'ü oynamadım, 3'ü oynadım sadece. Ya en fazla gelişen atmosfer. Hani Amerika'da olmanın en büyük etkisi. Ya zaten Far Cry 5'in en çekici yanı o. Yani tropik adalar, işte dağlar, mağlar bunlar da güzel ama bir değişikliğe ihtiyacı var. Yani Primal'ı ve Blood Dragon'u saymazsak, yan oyunları saymazsak. O değişikliği, atmosfer değişikliğini, tema değişikliğini güzel veriyor aynen. Zaten. Dünya işte hani kurulması, oyun yazısı falan çok güzel olmuş. Hatta Ubisoft'ta mesela Assassin's Creed de öyledir. Far Cry'da nedir abi? Egzotik işte, cinayet turizmi. Yani bir yere gidersin, egzotik bir yere, adamları öldürürsün değil mi? Bu tarz hani. Bu da hani Amerika'daki egzotik cinayet turizmi oluyor. Ve çok güzel olmuş ama. Hani mesela mekanları ele geçiriyorsun abi, checkpointleri. Oraya işte senin elemanların geliyor ve adamlar o kadar güzel düzenliyorlar ki o şey haritayı. O mekanın hani böyle bir orada yaşanmışlık hissini veriyor adam sana. İşte posterlerdir, kayıtlardır, insanlar, NPC'lerle konuşuyorsun falan. Tabii canım, yani bir tane ilk ele geçirdiğimiz post mesela, kenara bakıyorsun orada işte işkence aletleri var, yerde kanlar, zincirler, mincirler, bir hikaye oluşuyor kafanda yani. Ayrıntılı bir şekilde tasarlamışlar onu. Aynen, çok başarılı. Zaten NPC'ler falan bayağı oturup konuşabiliyorsun yani adam. Ya, diyalog şey yok da hani senin karakterin ses çıkmıyor da her zamanki gibi mal gibi duruyorsun. Onu sevmiyorum ya. 3'teki güzeldi. 4'te de konuşuyordu galiba senin karakterin de. 4'te de konuşuyor, 3'te de konuşuyor. Çünkü bunda karakter yaratabiliyorsun en başta. Kadın ya da erkek olarak seçiyorsun ama herhangi bir etkisi yok yani oyuna. Hamile şey, roleplay. Ya bu arada oynadığımız oyunun son sürümü değildi. O yüzden bug'lara çok odaklanmak istemiyorum ama evet. Çok komik. Bir iki de bug'a denk geldim. Geldi. Ne vardı ya, ben hatırlamıyorum. Ya Ceyda'lar oynarken şeye denk geldi. Onlar kendi videolarında da bahsederdi. Ya NPC ateşe giriyor. Öteki NPC onu kurtarmak için ateşe giriyor. O da yanıyor, ölüyor. Birini kaldırıyorsun. Abi kalk diye o tekrar ateşe giriyor. Kaldıramıyor. Sırayla ölüyorlar falan. Ya da senin denk geldiğin işte post üssü temizliyorsun. Üssü temizlediğin temizleme görevin bitmemiş. Yani nerede arıyorsun arıyorsun adam. Haritanın öteki ucunda bir tane adam işaretli falan. Gidemiyorum ona çünkü out of bounds diyor. Evet, çok uzak olduğu için görev mekanını terk ediyorsun falan filan diyor. O tip bir iki şeyle karşılaştık ama tabii son sürümü değildi. Tabii özellikle son sürümde olur mu olmaz mı onlar oyuna geldiği zaman bakacağımız şeyler. Şey diyeyim, bir de mesela oyunda oyun çıkmadan önce birkaç trailer yayınladılar. Guns for Hire'dı yani, tutabildin işte ne derler. Satılık kiralık para, adam. Kiralık adam. Hani ben şey zannettim buna, klasik işte sadece sıfatlarıyla belirtilen karakter, işte Hunter, işte psikopat adam hani, ama öyle değil. 3-5 tane böyle Guns for Hire var abi ve bu elemanların kendi karakterleri var. Oturup konuşabiliyorsun insanlarla. Mesela şapkalı bir eleman vardı ya, kadın. Oku olan mesela. Evet, evet. Arabayla bir yere gidiyorsun, sana bir şeyler söylüyor falan hani. Atıyorum RPG oyunlarındaki companion gibi çok detaylı bir karakterler yok ama hani böyle şey boşta değiller yani. Böyle rastgele NPC değiller yani. Evet. O güzel olmuş. Ya ben böyle açık dünya FPS'lerinden bir gün ne bileyim işte Dragon Age, Mass Effect gibi böyle companionlarınla oturup konuşup ilişki geliştirip onların yeteneklerini açma sistemi falan bekliyorum bir gün, inşallah gelir. Şu an yok ama bu oturup konuşma muhabbeti de iyidir yani, hoştur. Yani ama tabii bizim karakter susuyordu. Ya öyle bir detay var işte. Bu arada oyunun yazım kalitesini de beğendim ben. Güzel yazmışlar. Altyazıların fontu iğrenç. Neden of, öyle? O çok kötü tarifler. Komik sans falan koysalarmış bari daha kötü olsun. Onun için bakıyorum abi notlarıma. Başka bir şey yok ya. Beğendim. Bayağı beğendim. Merakla bekliyorum. Ya benim anlamadım abi. Far Cry Türkiye'de tutan bir oyun. Niye Türkçe altyazı falan koymuyorlar? Ubisoft'ta buradan. Türkçe altyazı koyun arkadaşlar. Daha önce koydu mu Ubisoft herhangi bir oyunda? Hatırlamıyorum ben. Koymadı. Niye koymuyor? Koyun. Ubisoft. Koyun. Cem kafasını sallıyor. Peki ben oynadım abi. Sen izlerken zevk aldın mı? Ben bayağı aldım. Yani çok FPS insan değilim ama ona rağmen Far Cry beni bayağı gaza getiriyor. Bilmiyorum. Atmosferi ben bayağı sevdim ya. Oğlum hiç oynamadın ki diğer Far Cry'lara. Üçü oynadım. Biri de oynadım. Ha okey. Bir Far Cry değil abi. O şey, Crytek'in bakın grafik motoru yaptık oyunu. Güzel. Ya ben sevmiştim. Ya zamanında sevmiştim, bilmiyorum da. Öyleyse var mı eklemek istediğim şey? Xbox One, PlayStation 4, PC 27 Mart. Değil mi? Aynen. Salı günü oluyor. Merakla bekliyoruz. İncelemesini yapacağız hem dergide hem sitede. Ayrı. O zaman teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ne kadar hızlı söyledim ya. Kendime şaşırdım yani. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.